بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه رواه مسلم. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, taomlarning eng yomoni to'yning taomi. To'yga keladigan kishilarni man qilinadi va unga kelishni xohlamagan kishilarni da'vat qilinadi. Va kimda-kim da'vatga ijobat qilmasa, Allohga va uning rasuliga osiy bo'libdi. Imom Muslim rivoyat qildilar. Mana taomlarni yemaklarning eng yomoni to'yning taomi. Nima uchun? Nima oshpazlar diqqat qilmaydimi unga? Yoki shubhali narsalarni pishiradimi? Yo'q. Yeydigan narsani e'tibordan emas. Ma'kulotni e'tibordan emas. Chunki guruchda yog'da hech qanday ayb yo'q agar o'rtasiga harom narsa solinmasa. Lekin buni zotidan tashqari bo'lgan sifatlarida xato bor. Nima qilishadi odamlar? Shu to'yga kelib, bu ehson sadaqadan istifoda qiladigan kambag'al odamlar man qilinadi. Ya'ni bunday xayratlar, ehsonlar kambag'allar uchun qilinadi, boylar uchun emas. Lekin kambag'allarga izn berilmaydi kelgani. Ammo bu bunday xayratga kelgisi kelmagan boylarga da'vat qilinadi. Shuning uchun bu taomning eng yomoni bo'lyapti. Ammo mana bu illat yo'qotilsa, keyin mana buni shar bundan ko'tariladi. Chunki sahobalar ham to'y qilardi. Payg'ambarimiz alayhissalom ham to'y qilardi. Bu mutlaqo hamma to'yda taomni yomon bo'lib qolmaydi. Ba'zi bir kishilar hadisdan xato tushunib, mutlaqo to'yda taomni durust emas deyishadi. To'yga borsa taom yemay o'tirishadi. Bu o'zini kaltafahmligidan, hadisni tushunmaganligidan. Masalan, to'yga umumiy da'vat qilinsa, boy ekan bag'al hammasi kelsa, hammasiga shunday yaxshi muomala qilinsa, shunda bu taomni yomonligi ko'tariladi. Chunki har bitta amal Alloh uchun qilinishlik kerak. To'y qilyapsiz, Alloh uchun qiling. Alloh uchun qilingandan keyin Qur'on va hadisning hukmlariga muvofiq bo'lishlik kerak. Va bu kambag'allarga, miskinlarga beriladi. Lekin siz buni boylar uchun qiladigan bo'lsangiz, demakki siz riyo uchun, shuhrat uchun, yoki shunday ba'zi bir insonlarni, shaxslarni rozi qilish uchun qilyapsiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo g'azab qiladi. Bunda yerga Allohning la'nati nozil bo'ladi. Shundan taom yomon taom bo'lib qoladi. Lekin bundan siz o'ylamangki, mana shunday to'ylarga mabodo da'vat qilinsa, demak bormaslik kerak ekan demayman. To'ylarga, marosimlarga da'vat qilinsa, borishligingiz kerak. Shuning uchun hadisni davomida aytayaptilarki, kimda-kim da'vatga ijobat qilmasa, Allohga osiy bo'libdi, Allohning rasuliga ham osiy bo'libdi deyaptilar. Da'vat qilingan yeringizga borasiz. Ammo sizni da'vat qilgan yerlarida munkar bo'lsa, katta munkar, kichkina munkar emas. Kichkina munkarlar bo'lsa, borsiz bo'laveradi. Ya'ni bizni sharoitimizda. Lekin katta munkarlar bo'lsa, sabr qilib o'tirishlik imkoni yo'q. Yoki o'tirsangiz dinga, aqidingizga, iymoningizga zarar qiladi, yoki ahli ilmlik sha'ningizga to'g'ri kelmaydi. Shunda da'vat qilgan odamga aytasiz, shuni qilmagin, keyin men boraman. Uni agar qiladigan bo'lsang, bora olmayman deysiz. Agar borib turib, buni rad qiladigan bo'lsangiz, hech o'ylanmasdan boraverasiz. Borib, odamlarni bu ishlardan qaytarib, qaytanga siz Qur'on hadisini rad qilib, islomiy shaklda o'tkazishlikka yordamchi bo'lasiz. Lekin borganingizdan hech kim sizni gapingizni ham qabul qilmasa, balki o'zingiz ham shu gunohga sherik bo'lib qolishlikdan qo'rqsangiz, da'vat qilgan odamga uzr aytib, men bora olmayman deysiz. Va sababini ham aytasiz, falon gunoh sababidan deysiz. Da'vatga ijobat qilishlik kerak. Bo'lmasa Alloh va Rasuliga osiy bo'lyapsiz. Kichkina gapmas bu. Chunki da'vatga ijobat qilishlik vojib. O'tgan hadislarda keldi. Mo'minning mo'minning ustidagi haqlaridan bittasi. Chunki insonlarga aralashishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada da'vat qilib yurganlarida odamlar o'kishini da'vat qilmasa ham
ularda şimdi meclislerine borardılar peygamberimiz uzları. Meclislerin üstlerine borardı. Davat kılardılar. Şimdi sizi çakıradırken bulsa bu sizi imkaniyet. Siz bari bundan faydalanıp davat kılışınız gerek. Yetkisiniz gerek. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله yana iki sahihdeki yan rivayette Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüden rivayet edildi ki de'set ta'amu ta'amul velime velimenin ta'amı kandihem yaman ta'am buldu yud'a ileyhel agniya ve yutrakul fukara bu tuylarga boylar çakırılad da fakirler terk kılınadı kare İslam fakirleri kançalik himaya kılıyad kim tuy diyen kelime İslam hükümleriye muvaffak kılıngan marasımda tuy diyilad degil İslam kanunlarına hılaf kılıngan marasım tuy diyilmiyad o bir bela olup kalar yani musibet olup kalar onu tuy diyilmiyad galime diyilmiyad onu o zamandakiler olsa şimdi günah bulan, müzikalardan kılın yaptırken, mahkuladırken, nasalardan ütkezini yaptırken, marasımlardan tuy diyeceğiz. Duysunuz. Onge uzu gelse bir habis at koyuştuk gerek, yaman at koyuştuk gerek. Adamlar bulmasın bunu. Bunu yani yakşamalı kılışmasın. Ve an Enes'in radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal men ala cariyeteyni hatta tebluğa جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه رواه مسلم جاريتين أي بنتين أنس رضي الله عنه دان روات كلند پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتلر كم دا كم اتش قز بلاغات كيت كنگه قدر اولارگه يحسد خرسه قيامت كنه دا من وشو آدم منشون دي بولامزدد اتش برماغنه birbiriga qo'shdilar. Ko'rsatkich barmog'i bilan o'rta barmog'ini. Imom Muslim rivoyat qildi. Jariyatayn degani ikki qiz degani. Mana qara islomning go'zalligini. O'zingizni qizingiz. O'zingizni qizingiz farzandingiz. Mana shu ikkita qizingizga yaxshi qarasangiz, islomiy tarbiya berib, yaxshi yedirib, yaxshi kiyintirib, kim munosib bir yerga uzatsangiz, payg'ambarimiz alayhissalom sizga bashorat beryaptiki, qiyomatda shunday yonma-yon bo'lamiz. Kıyamette yanmayan bu geliniz, makamınızı belen buluştuğunuza da Allah kıladı. Resulullah ile yanmayan bu siz, kıyamette dehşetlerden necet tutasız, harlanmıyorsunuz, cehennemde otun bulmuyorsunuz. Çünkü cehennemde kiradığı adamlar Resulullah'ın yanında yanmayan türer miydi? İslam'da karim, fesatların asli noktasını tüzeti yaptı. Şu hadırı ki bizi zamandaki ayarlarda büzülüyüp durgenlerdi. Kızlarda büzülüyüp durgenliği, üyüde yaşlı terbiye bulmayıp durgenliğinden. Kızlarga yeterli harama yaptırganligidan bu kızlar buzulyapti. İslam mana shu fasodda hammasini birinchi nuqtasidan tuzatyapti. Har bitta inson shu hadisga amal qilib, o'zini qiziga yaxshi qarasa, islomiy tarbiya berib, o'qitib, odob-axloqni o'rgatsa, butun ehtiyojlarini chiqarsa, hech qachon bu qizlar bunday buzuq bo'lmaydi, yaramas holatga ketmaydi. Natijada mana qizlar hammasi, ayollar hammasi tuzalgandan keyin bütün fasadlar yokalıp getirdi. Bütün fasadlar ayarlarda büzülüşe giden başlamaz. Çünkü kafirler hareket kılıyordu ki ayarlarda büzülüşe. Kafirlerde bütün hareketi ayarlarda büzülüşe giden. Ayarlar büzülgenden kim? Tamam hemen büzülüşe giden. Hala hadislerdeki de açık. Ben İsrail ayarları şimdi ziynetli libaslardaki köçelerde aylanıp yürgenden kim? Allah'ın lanetine kalıp Allah'ın nazarından kop gitmeliydi. Bu haletten aldın onlar ki Allah'ın rahmeti nazır bulardı. Allah'ın nazarındaydı onlar. Şimdi Yahud ve Nasrailer bizi hem o şey haletine girişimizi hale yaptı. Biz hem Allah'ın lanetine kalıp Allah'ın nazarından çüşlüğümüzü hale yaptı. Çünkü için bütün filmleri, reklamları, radyoları, hem işleri, kitapları, çıkarken gazeteleri, cümlemleri hayallerde büzüştüğü için. Hemen, koşuklar, hemen ayarları büzülüyorsun. İslam bana şu fesatı hemen yok kılıyor bana. İldirden kopar da şey yaptı. Ve ana Ayşete radiyallahu anha kalet, dekhalet aleyye imraatun ve ma'aha ibnettani leha tes'alu.
فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار متفق عليه. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılında ettiler ki, bir günü beni aldım diye bir hatın girdi. Yanında onu iki de kızı yan vardı. Bu hatın benden ne yediğen nasıl soru yaptırken idi. Bu hatın beni aldım da bir hurmadan başka nasıl tapalmadı. Ben şu hurmanı bu hatınca verdim. Hatın bu hurmanı ikele kızın ortasında bölüp verdi, uzun yemedi. Kim türüp çıkıp gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi aldığımızda kendiler. Şimdi o kişiye bu vakiyeni haber verdim. Ettiler ki kim de kim şu kızlardan bugün duru anlarsa bile imtihan kılınsa ve o kızlarına ihsan kıladırken bulsa kızlar onge cehennemden saklanışı için terde bulabilirler. İmam Bukhari, İmam Müslim hakkında. Halin Ayşe anamız aldı ki bir hatun kiniyetti. Yanında iki de kızı var. Asli kembağılıydan, kinelgenliğinden yardım sürat geldi. Tesselu. Ayşenemiz dar olsunca yardım bir mahsup buldular. Hareket kıldılar, üydü kördüler. Yardı karadı, bir yardı karadı. Ayşenemiz üyden bitti hurma çıkarız. Bitti hurma. Kale. Kendi yaşa gelmez. Ayşenemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayalı, Ebu Bekir'de kızı, Kur'an himaye kıyken, o kişinin pakizeliği doğrusu ayet nazil bugün, o kişinin tuhmet kıyenlerde Allah-u Teala necas diyen bir kişi büyüde bir hurma buluyor falan. Başka nesi yok. Bu birincinin ayarları gibi bir terbiye olsa Müslüman ayarlar kançalık kanaatli buluşmak gerek. Eğer eri dindar olsa ve dini hayat kesir yaptırken olsa hatınlar büyüde bir hurma olsa razı bulup husan bulup yaşasın. Eğer eri dinsiz olsa, hayatı dinge kılab olsa, yüzden milyon dolar olsa faydası yok onu, zarar kılar. İkinciden, Ayşe anamızın bu halatı bir zamandaki erkeklerden kette bir dert bulur. Yani dinge hizmet kıyanızda, eğer şimdi halatı geçirsiniz ki, yüzde fakat yine dur hurma tapın edigen olsa, husam olup dinge hizmet kılı olayım. Bizimki de ağzımın değmez. Yani dinge hizmet kılmaya türgenlerden bahsini yapıyoruz biz. Dinge hizmet kılıyordu. Ben alım ben, ben takvalıyım ben. Ben haktı bilemem, tevhiddi bilemem, İslam'da bilemem diyenler. Bir de bir hurma olmaz. Yani bir kav hurma kala diyen halat geçirse, gam geçişi kalır. Yani pül topuşum gerek, iş kılışım gerek, falan kılışım gerek, pistan kılışım gerek. Bir hurma kalayım. Hazır gelmem bu. Ayşe anamızı bu, biz iki görsek katar katar haneleri yok idi. Bir hanesi vardı hanes. Bir hanesi. Diyem kiçkine yine. Keçesi Peygamberimiz Aleyhisselam namaz okuyanları da Peygamberimiz Aleyhisselam secdeye barıyan da aşağılarımız ayaklarını yığıyorlardılar. Secdeden türüyenden ki yine ayaklarını uzatıyorlardılar. Şimdi kiçkine yine hani yani. Hani çünkü razı buluyor şey yaptılar. Bitti hurması var. Şunu yiyem sorup giyen bir hatınca bir vardı. Alimlerimiz üyalışlık gerek. Hem de o yeterlik aç kalıyetlendiydi. Dinde hizmeti bulsun. Dinde hizmet kılın Allah verirdi hemen. Üydeyen verirdi, aradaniyen verirdi, devletliyen verirdi, mensatliyen verirdi. Hemen verirdi Allah'tan. Bu dünyanın terkiyin diyeni mi? Din hizmetinin yolu da sabır kıyın diyeni. Sabır kılın. Dünyavi sahiplerden din hizmetini terkimeyin. Ayşe anamız naşı ditte kurmanı verdiler. Halim. Bitti hurma bu sen sadaka kılayım. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler. Valla bir şıkkı tamratin dediler. Ütki hadislerde zikir kılındı. Bir hurmanın parçasını bu sen veriyorlar. Cehennemden necat tatıyla dediler. Şunun için bir hurma bir yaptılar. Bu hatun şu hurmanı iki gece öldü de iken kızı gece dedi o ziyin adı. Kim türü çıkıp gitti. Ayşe anamızı tahsil kıldı. Çünkü şu hatun o ziyin mi açtı? Yemedi şundan hiç. Böyle bir kere kızı geldi. Düz yemedi.
Ayşe anamız ayeti diyordular. Şimdi Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki kim de kim Allah subhanahu ve teala onge kız bergen bulsa, şu kızlı sahabeden imtihange çüken bulsa. Şimdi o kızlarıya ihsan kısa, güzel muamele kısa. Şimdi Allah teala şu kızlarda onge cehennemce çüşülüğüden tuz kıladı, tarda kıladı. Sizi sayısıyla cehennemce tahtaman diyen vakitte siz güzel terbiye veriyen kızlarınız ortaya tarda buladı. Allah subhanahu ve teala şunları sahabeden sizi cehennemden kurtarardı. Cennete kir güzeldi. O sizi kız sarzendilerinizde ihsan kısayız. İslam bir güzelliğine kalın. Kızlarda İslam himaye kılıyordu. Kız sarzendilerini Allah himaye kılıyordu. Kimden? Atasından, anasından himaye kılıyordu. Demek insan için Allah subhanahu ve teala hemmeden göre muhabbetli bu yanzattı. Atanadan himaye kılıyordu. Sarzendiler. Güzel muamele kılıyordu. Yani şurada yine bir müktesi var ki, adamlar hayatı yaşlı olsa, farzandığı yaşlı karı olur. Sen kıynalık olsa ki, bakırısı varsa idi farzandlarına. Peygamberimiz arasından şunu güçlendi yaptı ki, şu farzandlarda sahabeden imtihange tutsaydı yaptı. Senler de bakamandı falan buldun. Senler de yüzünden tutan buldun. Her hal yapıları getirirsen. Şunu kımarsın. Şimdi imtihan halatı ki kendim, fe ahsene ileyhinden yaptılar. Şimdi ihsan kısın, güzel muamele kısın. Güzel muamele bu İslami muamele, İslami terbiye. Ve an Aişete radiyallahu anha kalet, ce'etni miskinetun tehmilu ibneteyni leha, fe'at'amtuha selese temeratin, fe'a'tat külle vahideti minhuma temraten, ve rafa'at ila fiha temraten lite'kuleha, fe'stet'ametha ibneteha, فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار رواه مسلم عائشة رضي الله عنها روات كلنا اتلالكي بر مسكينة خاتن وزنين اكي قزنك يتارد meni aldığımda geldi. Şimdi bu hatınca ben 3'te hurma verdim. Bu hatın her bitti kızıya bitteden hurma verdi de bir hurmanı özü içtiği için ağzıya götürdü. Şimdi onun kızları özünün hurmasını yiyip olup anasından bu hurmanı soradı. Ana özü yemekçi öptürüyen hurmanı kızlarının ortasında bölüp verdi. Bu hatının halatı beni nihayette aceblendirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e o hatının kıyan işini aittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, elbette Allah subhanehu ve teala bu hatınge şu kızlarının sebebinden cennetini vacip kıldı. Ya ki şu kızlarının sebebinden bu hatını cehennemden azat kıldırdılar. İmam-ı Sınır vaat kıldı. Hani? Kızızge ehsan kılışıgızdan cennetsizge vacip buluyordu. Bu rivayette kegen hatınge 3'te hurma birgenliği geliyordu. Demek bu bir vakıya emez bu. 2 vakıya. Bunu vakıyalar köp buyen. Ayşe anamıza üyüde eğer nam bulsa nam verendiler. Nam yok. Hurma başını için hurma birgenliği. Hala hadislerde okuyuşlar. Peygamberimiz aleyhisselam ayollara dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayollarını ailesi de aylarca kazanasılmasıdır. Aylarca. Hazır ki dindar men diyen ailelerde bir gün kazanasılmasa hemmesi her eseden bir zor olur. Dindar atadan vazgeçerdi. Dindar atadan hem bunu dinleden vazgeçerdi. Çünkülük iman zayıf bu kitken. Din çünkülük kadrısız bulundu. Bu hemesi Kur'an-ı Hadis yetkizimden geldi giden. Adamlar Kur'an-ı Hadis'te bilse bunu yıkamaydı. Ayşe'lerimiz etediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ailesini kündelik yiydiğin nesesi esvedeyn, 2 kara nesliydi. Hurma ve su, kündelik. Her gün yiydiğin nesli hurma ve su. Hurma yiydi, su içer tamam. Başka nesli yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatında abbağ, yumuşağından yemediler. Bütün hayatında. Abbağ, yumuşağından yemesinden çıkarttılar.
Ular shunday qilib xizmat qildi dinga. Bizga o'xshab har xil nozim ne'matlar deyib yashagani yo'q ular. Qani biz dinga xizmat qilmayapmiz ham? Shartlarimiz ham ko'p bizni. Oshanamizni qarang. Ya'ni demakki qarang biz hayotimizga nazar solsak, sahobalarning hayotiga nazar solsak, payg'ambarimizning hayotiga nazar solsak, hatto xijolat bo'lamiz. Xizmat qilishimiz kerak, xizmat qilmayapmiz biz. Keyin bu surat kelgan xotin 3 ta xurmoni oldida ikkala qiziga bittadan berdi. Bittasini o'zi yemoqchi bo'lib og'ziga ko'tardi. Xurmo nima bo'ladi? Hech kundan beri och qolgan bo'lsa, sizga bir xurmo bersa, qizchalar darrov o'zi nafsasini yeb qo'ydi-da, ki onasining qo'lidagiga qarashyapti. Ona yana xurmo deyshadi. Onasi ham och qolgan edi, lekin o'zi yemoqchi bo'lgan xurmoni bo'lib ikkala qiziga berdi. Oyishonamiz nihoyatda hayratda qoldi. Onani qizlariga bo'lgan shafqatidan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xabar bergandan keyin aytdilarki, shu qizlari sababidan Alloh taolo bu xotinga jannatni vojib qildi. Jannat vojib bo'lyapti. Yoki jahannamdan ozod qildilar. Teskarisiga teskarisi bo'ladi. Kim qiziga marhamatsiz bo'lsa, qiziga yaxshi tarbiya bermasa, qiziga yaxshi qaramasa, unga jahannam vojib bo'ladi. O'sha hozir dunyodagi butun fasodga shu insonlar sababchi. Qizlariga yaxshi tarbiya bermayapti turgan. Va qizlariga yaxshi tarbiya bermayotgan odamlarga olimlar sababchi. Olimlar yetkisa odamlar qiladi bularni, amal qilishadi. Xabari yo'q odamlar. Wa an Abi Shurayh Khuwaylid ibn Amr al-Khuza'i radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Allahumma inni uharriju haqqa za'ifayni al-yatimi wal-mar'ati. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد أبو شرايح خويلد بن عمر الخزاعي رضي الله عنه دان رواية قلن بكشتلر پیغمبر صلى الله عليه وسلم dediler ki ey Allah'ım elbette men bu iki zayıf yetim ve hatının hakkıdan insanlarını katı korkutaman dediler güzel hadis İmam-ı Nesai rivayet kıldı. Cayyid isnad bilen. Ve mâne uharricu ulhikul haraca. Uharricu diyen kelimenin manası yani mene şu kişilerge yani şu haracını veremen diyen manada. Ve huvel ismu bimen zayya haqqahuma. Ve bu harac diyeni şu yetim bilen hatının hakkını zayıqigen kişiye buladigen günah. وَحَذِّرٌ مِّنْ ذَٰلِكَ تَحْذِيرًا بَلِيغًا Ve şu nefseden adamlarını yitük, korkutçuyu da korkutamam. وَأَزْجُرُ عَنْهُ زَجْرًا أَكِيدًا Ve adamlarını takidli kaytarışlıyı da bu nefseden kaytaramam diye manada. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerine yetim bilen hatınlarının hakkı olsa köp aittiler. Ve Allah'a dua kılıyordular ki ya Allah'ım yetim bilen hatunning hakkı nihayetten mühim mesele ekenligini men ümmetimge köp aittim ve ben senem şahin bugün ki men ümmetimi katı korkutan bu neseden dediler. Yani vazifesini becerip koyuyordular. Hakikaten hemen şu baktı baştan beri et yaptırganımızda bütün fesat yetimler ve hatunlarını terbiyesiz karışlıgiden başlanır. Keyin adamlarda karası şu yetimler hatunlarına zulüm kılardır. Bizi özgürler şimdi yok kalışken ki yüge kirgende şiir buradı atalar. Darvazadan çıkkandan ki şimdi mişiri yok kalışken mülayim bulur. Köçüde hemen yakışı getirir, tabassum kılışır. Ya güzel ahlakta yüge kirgenden ki bakırıp yüzlerden kar yağıp bunu. Hiç kimi külmezden. Köp atalar şimdi ki. Sen şunçalı pahlavan bu, sen şunçalı gazabmak bu, sen bari Irak'a barıp cihat kıl, bari Falastin'e bar, Yahudlara göstert bana şu kaş kavağını, gelip acize hatınlarına, kızlarına gösterdi bunu. Köçede görse süpürgüde mülayim. Bu mumunda sıfatı nasıl bu? Hemeni cahilliğine. Taşkardayla yıkılamaydı şimdi. Çünkü cezasını verip kuş etti. Ne güller yapsan ne geliydi. Beşede hatınlarına gelip zulüm kıladı. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam katı korkusu yaptılar, hatınlarını hakkadan korkuyorlardı. Zulüm kılmasını kere bulardı. Hatınlar, yerlerde kolu da amanet. Dürüstmez.
Şunun için kıyamette insanın en köp sahiplerini aladığın kişi hatını bulur. Çünkü hatını hiç korkmazsan zulüm kıyandığı için hem zulümdür, hem haram. Hatın sizi köp sahiplerinizi aladığın. Hatınızın günahlarını alır. Cehennemde çıkıp etsin. وعن مسعد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم رواه البخاري هكذا مرسلا فإن مسعد بن سعد تابعي ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مسعد عن أبيه رضي الله عنه Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhumadan rivayet kılındı. Bu kişi yaptılar ki Sa'd özüden göre kiçiran adamlara nispeten fazileti varlığını gördü. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki sizler şu zayıflarınızı sebebiden yardım beril yapsalar ve rızklarını yapsalar dediler. İmam Bukhari rivayet kıldı. Çünkü yoksa mursal kılıp. Çünkü Mus'ab bin Sa'd tabi'i. Sahabi emas diye. Sa'd ibn Abi Waqqas'ın oğlu tabi'i diye. Tabi'i bölgenden ki mursal buladı. Bunu Hafız Abu Bakr Barkani olsa uzun sahihede muttasil kılır rivayet kıyam. Mus'ab'dan, Mus'ab uzun atasındandır. Yani demek insanlar zayıflarını sebebiden Allah tarafından yardım veriliyor. Allah tarafından kilitirken nusret ve Allah tarafından buluyup durduğun rızk, şu zayıflarını sebebinden buluyup. Çünkü şu zayıflar Allah'a sığınışıp Allah'a dua kılar. Baylar, müküşlü adamlar dua kılmıyordu ki bunlar, Allah'tan soramıyordu. Sorasayan tülücüden de sorup koyardı. Demek baylarını yaşa yaşa durduğunluğu, yani hükümetlerini kayın durduğunluğu, mensabdarlar mensabede durduğunluğu, hepsi zayıflarını sebebinden buluyup. Acizleri sahabeden böyle yaptı. Demek hemen bunlara hizmet kılışmak gerek. Ve an Ebi Derda Uvaymir radıyallahu anhu kal Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul ubğuni zu'afa fe innama tunsarune ve turzakune bi zu'afaykum rallahu Ebu Davud bi isnadin ceyyidin. Ebu Derda Uvaymir radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı. Bu kişi ettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşittim. Bu şey dediler ki, beni hursanlığımı zayıflardan aktarıyorlar. Çünkü elbette sizler şu zayıflarınızın sebebinden yardım veriliyorsunuz ve rızk veriliyorsunuz. Ebu Davud Ceyyid isnadına rivayet kıldı. Yani Peygamberimiz aleyhisselam etti ki, beni hursan kılmak istiyorsanız zayıflara hizmet kılıyorlarını yaptılar. Aciz insanlara hizmet kılıyorlar. Qarang, İslam bir jamiyatdagi odamlarni qanday bog'layapti? Masalan, hozirgi vaqtda xolagan mamlakatingizga boring. Odamlar tabaqasiga qarasangiz, zaiflar bilan, ojiz kishilar bilan, boy odamlar nihoyatda dushman bir-biriga, yomon ko'rishadi. Nimaga islom yo'qligi uchun? Bularni o'rtasini hech qachon isloh qila olmaysiz. Bularni bir-biriga muhabbatli qilishligi uchun Qur'on va hadis o'rtaga kelishlik kerak. Kur'an-ı hadis ortaya geliyordu, meneşin kerasını birbirine dost kıladı. Ama karim, kemunistler bu hadislerden kendilerine çıkardı uzlarına. Onlar kendilerine, şimdi zayıf insanlarına himayatçı olup çıktı uzlarına, meydana. Çünkü onlar gördü ki, bu zayıf insanlar, kendilerine insanların katta tabakasını teşkil kıladı. Ular mana shu zaiflarni bizlarni ko'taramiz, himoya qilamiz dedi. Boylarni qarshisiga qo'ydi. Mana kommunizm. Zaiflar ular uchun keyin qanchalik fidokorlik bilan xizmat qildi. Kommunizm degan botil dinni yoyishiga yordamchi bo'lishdilar. Kommunistlar shu narsalarni hadislardan o'rgandi. Chunki qarang, shu zaiflarni sababidan nusrat qilinasizlar, rizq berilasizlar deyapti. Kamunistler çündeki bir de katta mana var. Demek nusrat gelişliği için, rızk gelişliği için bana zayıflarla himaya kılıçlık gerek. Şimdi bundan mumurlar doğru kılıçla çıkarışlık gerek. Bu hadislerden biz fayda alışlığımız gerek. Lakin bir yasuslar bulsun ki Müslüman bandı adamlar bu hadislerden haberi yanıyor. İyiştirme gelin, körme gelin.
Düşmanlar faydalanıyordu bundan. İslam bu kambag'al bu boydan ajratmaydi. İkilasiga ham yaxshi muomala qiladi, balki ikilasini o'rtasini bog'laydi, bir-biriga muhabbatli qiladi. Boylar kambag'allarning xizmatini qiladi, ularni himoya qiladi. Bu kambag'allar zaiflar ularni haqqiga duo qiladi. Ular ham keyin ularni xizmatini qiladi. Shu bilan bu mamlakatga Allohning nusrati keladi, Allohning rizqi keladi, rahmati, barakati nozil bo'ladi. Qaysi mamlakatda zaiflar, ojizlar xorlanadigan bo'lsa, bu mamlakatga nusrat kelmaydi. Allohning rahmat barakati nozil bo'lmaydi abadan.